Yani Lissandra'ya karşı çok zor koridor aşaması. Çok zorlanır Trundle. Evet. Bakalım nasıl bir oyun sergileyecek Panky. Çünkü Trundle da son dönemde üst koridorda görmeye bütün minyon dalgaları bittikten sonra 4 minyon farklı. Bu arada Astarte yakalandı. Evet, çok kolay çıkamayacak oradan. Ormanda Stomage onu kovalamaya devam ediyor. Astarte kendi kulesine kaçıyor. Sıçra da attı Stomage. Astarte onu sersemletti ve ilk kanı almayı başarıyor. Astarte burada Stomage de oyuna getirdi. Ve Stomage fazla zorlamasının cezasını çekti. Açıkçası... Noru için... Bu arada alt koridorda bir takas ve skoru almayı başardı Açu. İşte. Ya bu koridorda zaten başından itibaren Miss Fortune can akilisini kazanmasını bekliyor. Tilt dediğimiz olaya, o hatayı verdikten sonra oyundan düşebilirsin, şey yapabilirsin. Demin de mesela bir hata yaptı. Önemli değil ki. Bu arada seni bölüyorum çünkü Tal'Darin'in çok az canı var. Astarte oraya geliyor. Astarte'nin sıçrası da var. Bakalım Tal'Darin'i önleyebilecek mi derken Tal'Darin hiçbir şey yapamadı Astarte. İkisinin işlevselliğini düşünürsek... Stomage bu arada alt koridor. Bu arada orta koridorda Naru ölmek üzere. Üzerine tutuşturdular. Alevniar son bir ütü kullandı. Son bir vuruşta yaptı o noktada. Skoru da almayı başarıyor. Birebir bir mücadele. Kimsenin katkısı yok. Ve Naru birebir de sıçrası olduğu pozisyonda skoru verdi. Orada bir baskı oluşturacaktır. Kuleye güvenmemesi lazım süpürmesinin. Yalnız Madness çok fazla hasar aldı. Işınlan geliyor şimdi. Dumbledore ultisini kullanıyor. Son bir hasar gelecek mi Dumbledore'a? Hayır, üzerinde tutuşturu vardı. Oradan kaçmayı başardı. Panky takım arkadaşlarını kurtarmak adına oraya geldi. Bu arada Leyli Nehar da bu savaşa katılıyor. Ancak bir savaş çıkmayacak. Kendi aralarında 2-2 skor aldıkları için... Yalnız üst koridorda şu an Tal'Darin'i kesmeye çalışıyorlar. Tal'Darin ultisini kullandı. Bakalım burada bir oyun yapabilecek mi? Konya hasar veriyor. Panky onu kovalamaya devam ediyor. Güzel bir buz kırağı geldi. Arkadan Naru yetişti şimdi. Ama Panky skoru alıyor noktada. Tal'Darin'i kesti. Naru öteki tarafta Konya kovalıyordu. Onu almayı başardı. Şimdi Naru ile Panky arasında birebir bir mücadele. Açıkçası burada Stomage takım geldi. Arkadaşlarının yardımı lazım derken Leyli Nehar oraya yetişiyor. Stomage de oraya yetişiyor. Leyli Nehar'dan önce Panky o skoru aldı. Ve Panky skorunda açı olacak. Leyli Nehar bakalım kaçabilecek mi? Stomage orada satırı tutturdu ama sonrasında vazgeçti. Tutturamayacağını düşündü minyonlar yüzünden. Şimdi Astarte'yi kovalıyor. Ama arkalarında kule var. Her ne kadar çok az canı kalmış olsa da bu çileklerin kaçmasını sağlayacak. 2-2'lik bir takas gerçekleşti. Geçip orada Panky'ye yardım edebilirdi. Birkaç yükü daha olsa bunu yapamadı. Tal'Darin bu arada Madness'ın üzerine gidiyor. Madness'ın az manası var. Tal'Darin'in ise az canı var. Ama Tal'Darin çok daha fazla hasar veriyor. Minyonların arasında sıkıştı. Çok güzel bir ulti Tal'Darin'den. Bakalım Madness oyunu yapabilecek mi derken o oyunu Tal'Darin yapıyor. Çok güzel bir outplay diyebiliriz buna. Muhteşem aslında, oynadı. Madness'da o da üstüne döndü. Yani iki tane buzdoğan eldiveni var şeyde, çileklerde. Ciddi bir alan yavaşlatma etkisi olacak. Derken Astarte kenardan giriyor. Üzerinde şimdi Shen var. Çok güzel biçimde girdiler. Tal'Darin'i yakaladılar. Tal'Darin'e bir daha yardan öpecek. Ultisini son anda kullanmayı başardı Tal'Darin. Bakalım oradan çıkabilecek mi? Hayır, ona kaçış yok. Konyak'la Panky'nin çok az canının kaldığını görüyoruz ama öteki tarafta Naru kaçmaya çalışıyor. Panky şimdi çok önde kaldı. Panky çıkabilecek mi? Stomage her şeyi tankladı. Ve önde resmen tek kişilik futbol barajı kurdu ya. Ve oradan çilekler bir skor çıkartabiliyor yalnızca çünkü stili alabiliyorlar. Hareket her şeyden önemli artık. Kesinlikle öyle. Bu arada bir kere daha savaş çıkacak. O noktada çok güzel yakaladılar. Bir anda bütün Supermassive oyuncuların eridiğini görüyoruz. Arka taraftan Astarte geldi Konyak'la beraber. Hem Açun'un hem de Konyak'ın düştüğünü gördük. Güzel bir ulti Astarte'den orada Mundo'yu uzaklaştırdı. Muhteşem bir buzdan üstünde ama Panky'nin de çok fazla hasar aldığını görüyoruz. Leyli Nehar arada yakalandı. Şimdi sıçrasıyla kaçmak zorunda kalıyor o noktada Supermassive oyuncuları ve bir skor daha geldi. O noktada Astarte'yi katletmeye başardılar. Arka tarafta Tal'Darin'in öldüğünü görüyoruz. Stomage'de almayı başardı Madness. 2-2 yapıyor bu noktada. Açıkçası burada Astarte'nin Stomage'de bir anda geriye göndermesi ve Supermassive'in tankının bütün o yolu yürümek zorunda kalması. Bu arada Naru yetişmek üzere çok hızlı biçimde almaları gerekiyor derken Konyak mükemmel bir oyunla Naru'yu yakaladı. O noktada gölge fırlayışını şahane kullandı. Şimdi de Baron sonunda onlara gidiyor. Tabi Astarte ölü olduğu için çarpları yoktu. Orada Naru'yu yakalamak zorundalardı çünkü çalma ihtimali oldukça yüksekti. Ekstra bir skor daha almış oldular. Bu arada bütün bu takım zaten... Bunda üzerinde. Evet. Bakalım nasıl kullanacak onu ben de çok merak ettim derken şimdi ejderhaya giriyorlar çünkü Supermassive 5. ejderha şansını vermek istemiyorlar. Çok önde kaldı Stomage derken Astarte bütün hasarın önüne geçmeye çalıştı. Yalnız arka tarafta Konyak çok fazla hasar aldı. Panky arkadaydı, ultisini kullanıyor şimdi Astarte. Öteki tarafta Tal'Darin'in bir kere daha çok az canını kaldığını görüyoruz. Açu yakalandı Panky'ye. Açu'nun oradan çıkışı çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Buzdan sütunda geldi. Arka tarafta Astarte ölmüş olsa da hem Stomage'de hem de Açu'yu katletmeyi başarıyorlar. Şimdi Madness Dumbledore'u kovalıyor. O da öldü. Hayatta kalan tek isim Naru. 3-3'ü gördük ekranda Madness'tan ve Naru'nun da yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Zaten yarı candaydı.
Şimdi çilekler belki de inhibitör açmaya gidecek. Hatta kesinlikle gidecekler çünkü 30 saniyelik bir ölüm süresi var. Ve baron güçlenmesi de hala devam ediyor. Daha ne olsun? De olabilirdi bu. Hiçlik deneyini de beklemiş olabilir. 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 Bu arada Stormage önde yakalandı. 150 canını kaybetti. Arka taraftan güzel bir ulti açıdan Lelinar önde yakalandı. Lelinar hemen geri kaçmak istedi ama Taldir'in işte o istediği oyunu yaptı. Şimdi Astarte'yi de katlediyorlar. Pelkin de çok az canı var öteki tarafta. Madness'la Konya kaçmaya çalışıyor. Konya'nın kaçabileceğini sanmıyorum. Oyun... O da ölüme gitti. Bu arada seni bölüyorum çünkü Pank öteki tarafta kaçmaya çalışıyor. Taldir'i bir kere daha yavaşlattı keskin buzla. Şimdi Pank'i güzel bir yere gitmeye çalışıyor ama çok güzel bir oyun Pank'den. Orada biraz daha canını doldurdu. Pank'i muhteşem bir ulti kullanıyor ve birazcık daha oyalamayı başarıyor. Bu noktada Supermassive'i bakalım. Kaçışı pek olmayacak derken ışınlar attı. Yetişebilecekler mi? Evet yetişti. Buz kırağını kullanıyor. Pank'i de öldürmeyi başardı ama Pank'i burada çok iyi oyaladı. Takım arkadaşlarının dolması sadece 20 saniyelik bir süre var. Supermassive buradan hiçbir şey... Zaten aldılar. Bu arada savaş çıkabilir. Naru'nun hasar aldığını gördük. Sonrasında Dumbledore'a kalkanla birazcık destek oldu ama Dumbledore'un da durumu pek iyi değil. Ya Konyak'tan oyun denemesi ama Konyak önde yakalandı. Konyak'ın bir anda katledildiğini göreceğiz. Savaş bir kere daha başladı. Şuradan güzel bir ulti ama bunu hemen önlemeye başardılar. Stormage orada civalı kuşağını kullanarak geri kaçmayı başardı. Şimdi ultisini de açtığı için tekrar ön saflarda yer alacak. Çilekler geri kaçmak zorunda kalıyor. Konyak'ı kaybettiler. Burada herhangi bir olmaz. Ama Konyak hala yeteri kadar tank değil. Az önce ne kadar hızlı eridiğini gördük zaten. İçeri atıldığı gibi eldiğini gördük. Açıdan ulti geliyor. Pank şimdi kaçmaya çalışıyor ama onun üzerinde Taldrim var. Pank ultisini de kullandı. Pank'in burada düştüğünü göreceğiz. Kaçabileceği bir yer var mı diye bakıyorum. Sıçrasını bile kullanamadı ve öldü. Ama öteki tarafta Naru'yu katletmeyi başaran bir Lelinar var. Lelinar tekrar savaşa dahil oldu. Şimdi o noktada Astarte ile Taldrim arasında bir savaş. Açu da geri kaçmak zorunda kalıyor. Dumbledore'a kalan ön tarafta Dumbledore'u katlettiler ama Açu arkadan çok fazla hasar veriyor. Astarte ön duvara vurdu. Öteki tarafta Taldrim Madness öldürdü. Şimdi Açu'dan gelen hasarla Astarte de ölüyor. Yaşayan tek isim Lelinar. Yeteri kadar manası var ama o noktadan kaçması çok da kolay değil. Kovalayacaklar mı? Hayır. Hemen orta koridora gidiyorlar. Lelinar'ı görmemiz Lelinar gerekecek. Lelinar çok zor pozisyonda. Ve Lelinar. Lelinar düşerse oyun biter. Ultisi gelmek üzere ama hala yeterli değil. Taldir'in ultisi daha önce geldi. Skoru da almayı başarıyorlar. Dediğin gibi oyun bitmek üzere. Taldir'in hemen o noktada ışınlarını kullanacak. 20 saniye var. Pank'i gelmek üzere kurtarabilecek mi oyunu? Çok zor. Çok zor. Açu da hayatta gerçekten çok zor. Pank'i ile Konyak geldi şimdi oraya. Yani Konyak bu noktada sıçra gölge fırlayışını atması gerekiyor kule altında. Çok güzel bir oyunla beraber hem Ochu'ya hem Taldrin'e kışkırttı ama yeterli olmayacak. Kurtarmaya çalışıyorlar. Konyak yetmedi. Düştü. Konyak düştü. Pankin'in çok az canı var. Astarte geldi. Madness geldi. Kurtarmayı başardılar. Şimdi Astarte savaş çıkartıyor. Ochu'yu burada katledebilirlerse oyun bir anda terse dönebilir. Ochu'nun çok az canı kaldı o noktada ama ona yetişebilecek kimse yok. Madness Ochu'ya vurmak için bir pozisyon arıyor sihir geçişiyle. Bulamadı onu. Dumbledore yetişti arkadan. Dumbledore hayal etti kullandı. Taldrin Madness'ı katlediyor. Astarte önde ama Astarte de bu noktada hiçbir şey yapamayacak. Bu Nexus Kulesi'ne düşüyor. Oyun bitiyor. Gerçekten muhteşem bir mücadeleyle ikinci güne başlıyoruz. Supermassive.